Merhaba arkadaşlar, bu videoyu da sesli gameplay olarak sizlere sunacağım. Evet, geçenlerde bir tank almıştım. Object 252U isimli bir tank. Vigilant aynı zamanda, devamı öyle geliyor. Bu tank, bazılarınız, ben YouTube'da biraz araştırma yaptığımda bunun tam emin değilim ama açıkçası kesin bir şey söylemeyeceğim. Şöyle diyorlar, Stalin'in geliştirdiği tanklardan bir tanesi diyenler olabiliyor. O tank bu tank mı tam emin değilim. Belki karıştırıyor da olabilirim. Yaklaşık 2-3 hafta önce görmüştüm, bana gelmişti. 7.5K altına almıştım. Yani bu oyunda alacaksanız zaten ya 8 seviye tank almanız daha uygun oluyor ya da 10 seviye daha uygun oluyor. Size tavsiyem 10 seviye alın. Ama 8'de çok oyuncusu olan bir oyun bu. Yani 8 seviye oynayan insanlar da çok olduğu için 8 ile 10 seviye tanklar alınabilecek tanklar arkadaşlar. Ama siz yine de 10 seviye premium almaya gayret gösterin. Her neyse. Gördüğünüz gibi normalde 8 seviye herhangi bir IS-3 olsa 400 hasar vuran bir tank. Şöyle bir özelliklerini gösterelim. Atış hızı 4.5'muş. Delmesi 225'miş. Zırhı 280 diyor. IS-7'nin zırhı 255 görünüyor. Bunun 280 görünüyor. Ama şöyle söyleyeyim, sakın buna aldanmayın arkadaşlar. Hani bazen her şey göründüğü kadar basit olmuyor. Hani ben şöyle söyleyeyim. Mesela 8 seviye bir tank alıyorsunuz. Tamam mı? Sizin karşınıza oyun. Tankın özellikleri biraz iyi diye gidiyor karşınıza 9 seviye tanklar çıkartabiliyor. 9 seviye tank karşınıza çıktığı zaman ne oluyor haliyle? Tabii ki de mesela ben burada kaç diyor delme? 225 değil mi? Benim karşıma herhangi bir tank avcısı çıktığını düşünün 9 seviye. Adam vuruyor sana 290 delmeyle. Hele bir de delici mermi kullanıyorsa hani artık siz düşünün yani. Ne oluyor haliyle? Çok rahat delebiliyor sizin tankınızı. Ve bu tankın zırhı, yani mesela IS-7'nin 250'lerdi ya, bunun 280 yazıyor. Hani o kadar göründüğü kadar da değil arkadaşlar. Yani ilginç bir şekilde hani çok yiyor mermiyi. Artık Object serisinin birçoğunu işte yok Stalin bilmem ne zırhı bilmem ne falan diyorlar ama hani görüyorsunuz yani. Her neyse, yani bu böyle bir tank. Tavsiye eder miyim? Şöyle söyleyeyim, bu tankın arkadaşlar şöyle göstereyim, 29 kilometre 33 dönüşü var. Hani görüyorsunuz. IS-3'e bir bakalım. Bunun da 400 hasarı var. Öbürünün objektin 420 görünüyordu. Delmesi 225 gene, zırhı 179. Object 252U isimli az önceki tankta zırhı 280 görünüyordu ama bunun 179 görünüyor. Emin olun bunun sektirmesi daha çok oluyor yani, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve dönüşünü görüyorsunuz, hızını görüyorsunuz, bu biraz daha iyi. Objekte bakın, hani göründüğü kadar basit olmuyor maalesef. Yani bunun dönüşü görüyorsunuz arkadaşlar, 33. Ama IS-3'e bakalım. IS-3'ün 40 dönüş hızı var. Yani etrafta dönme ihtimali daha yüksek. Ve şöyle söyleyeyim, bu IS-3 kesinlikle çok daha nişan alma süresi daha kısa. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bunun nişan alması, yani şöyle söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? Bu aynı KV-1S'yi oynayanlarınız vardır belki. KV-1S mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Aranızda siz biliyorsunuzdur. Ben bayağı bir beklemeniz gerekiyor. O yönden adamı kanser ediyor bu tank. Hani eğer bu tankı alacaksınız bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Şimdi ben bir gameplay yapacağım. Yaptığım gameplay'i de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane gameplay sesli yapacağım. Canlı canlı oynayacağım. Sonra iki tane daha gameplay atacağım arkadaşlar. O gameplay'i de elimden geldiğince iyi hasar vermeye çalıştığım iki tane gameplay videosu olacak.
toplamda biz bir sesli iki tane sohbetsiz olarak 3 tane toplam gameplay karşınıza çıkartacağım. Evet. Bakalım tank nasılmış. Bir de maç esnasında görelim. Siz de beni anlayacaksınız umarım. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi maça başlıyoruz. Bakalım. Ben şuradan gideceğim bir defa. Yani bazen sağdan gidebiliriz ama ağır tank olduğumuz için biraz da dönüşü yavaş. Şuradan gideceğim ben. Önümüzde de IS-3 var. Az önce ondan bahsediyordum. Yalnız bu arkadaş her şeyi açmamış herhalde. HP'si 1800'lerde. Bence donanımı fulllememiş. Evet. Adam var. Ben şöyle biraz bekleyeyim. Evet, bu arkadaş da fark etti. Hemen çıkmayacağım. Çünkü spot yedik. Spot yediysek şurada adam var demektir. Neyse ki bu defa 9 seviyeye gelmedi. Şöyle bir şey. Bu oyunda şöyle bir şey de var arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Hani günlük görevleri yapayım diyorsunuz. Oyuna gireyim diyorsunuz. Karşınıza şey çıkıyor. Böyle ilk 1-2 maç, 3 maç kolay maçlar denk geliyor. Ondan sonra 2-3 maç sonra öyle zor adam tanklarla eşleşiyorsunuz ki kazanması çok zor oluyor. Zırhımı kullanacağım. Denemedik mi? Delmedik. Hani kim bilir mermi nereye gitti? Yani demeye çalıştığım da aslında bu. Tank çok geç odaklanıyor. Yani şimdi bir şey göstereceğim. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Yalnız adamın spotu gitti ya. Nasıl olacak şimdilik? Şöyle göstereceğim. Hadi. Bakın. Şöyle odaklanması lazım. Şimdi odaklandım. Öyle ateş ediyorum. Ama tabii ki de adamın zırhını delmek için biraz aşağı vurmamız lazım. Bir yandan da sohbetli gameplay yaptığım için insanın kafası da karışabiliyor. Kusura kalmayın. Mevi yok da biraz sıkıntı ya. Şarjörünün mermileri falan. Biraz yakın olduğum için çok sektirmedi. Yanımda da löv olduğu için biraz zırhı falan iyi. Şöyle biraz hızlandıralım dolum süresini. Bir paleti kaybettik. Hareketsiz kaldık. Geldik. Arkadaş da bana çok güzel atış ediyor. Bakın odaklanması çok geç arkadaşlar. Farkında mısın bilmiyorum. Evet, görüyorsunuz adam çatır çatır deliyor. Hani demeye çalıştığım da bu. Bak ta adam bana nereden ateş ediyor anlatabiliyor muyum? 280 zırhlık bir tank. Hani bu kadar basit delinmemesi lazım. Benim anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu arkadaşlar. Yani bu tankın göründüğü gibi zırhı yok. Ben de hızlı bir tankın yanına gidiyorum. Ne güzel, aferin bana. Normalde çok tehlikeli böyle yapmak. Neyse ki aldık. Şimdi ilk birkaç maç böyle genelde basit oluyor. Hani bu oyunu oynayanlar zaten biliyordur. Ondan sonra girdiğimiz maçlar hani 2-3 tane maç yaptıktan sonra ilginç bir şekilde çok zor oluyor. Maç kaybediyoruz. Neyse ben size hani tankı göstermeye çalıştım. Normalde 9 seviyeye karşı eşleştiğiniz zaman çok daha zor oluyor maç. Hani bir tank, öbür tank nerede acaba? Ona bir odaklansaydım iyi olurdu. Hani odaklanma süresi gerçekten çok yavaş. İnanılmaz yavaş. Aynı KV-1S gibi. Orayı işaret etti arkadaş. Herhalde bir gidelim bakalım. Yani bu arada yeni bir telefon almıştım arkadaşlar. Hangi telefonu aldın derseniz Poco F5 diye bir telefon aldım geçen. Almamın nedeni eski telefonum biraz eskimeye başlamıştı. Honor On Light diye bir telefon kullanıyordum. Evet, adam orada.
Bir bakayım. Evet. Görüyorsunuz. Adam anında var. Adam anında bize odaklanıyor. Anında hasar veriyor. Adam çatır çatır deliyor. Bak şimdi. Adam beni yine delecek. Bunun gibi bir atış daha işlerini bitirir. Bakın şimdi ben şey yapacağım. Acele etmeyeceğim. Ah be, bir kere daha odaklanayım diyecektim. Çok yavaş daralıyor çember. Şu de çemberin hızlı daralması lazım. Hani bunun hani odaklanma süresi çok yavaş ve ben bunu donanımdan da odaklanma süresini de açtım arkadaşlar. İyi gene 2500 hasar vermişiz. Ben sohbeti daldım. O kadar da oynamadım bile yani. Durum bu. Şimdi anomaliye dönelim. Bakalım orada donanımı göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi de donanıma geldik. Gördüğünüz gibi nişan alma sürelerini seçtim ben burada. Gidip de bunları seçmedim. Uzak mesafeden denme bilmem ne. Yani bunları seçiyorum ki nişan alma süresi kısalsın. Belki biraz daha iş yapar ama hani ben bu tank için daha ne yapabilirim? Hani yapabileceğiniz bir şey yok. Ama IS-3'te öyle değil. IS-3'ün nişan alma süresi çok hızlı. Hani çember çok daralmadan bile anında adama vurabiliyorsunuz. Öyle özellikleri var. IS serisinin. Ama bu tank biraz o yönden sıkıntılı arkadaşlar. Demek istediğim de tam olarak bu. Hani bu tankı alacaksanız hani zırhı işte 280'de üf falan deyip de öyle direkt umutlanmayın. Adam çatır çatır deliyor. Az önce siz de gördünüz zaten. Yani adam da kafayı çıkarttığım gibi bana vuruyor abi. Yani ve adam 8 seviye tank. Hele 9 seviye karşına çıktığı zaman o kadar basit olmuyor. Evet böyle bir tank arkadaşlar. Bu arada kamuflaj da böyle bir kamuflaj geldi. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir yani şöyle görseli falan şöyle çok iyi yapmışlar. Kamuflajı görünce öf dedim. Harbi çok güzel oluyormuş falan alayım dedim. Hani pişman mıyım değil miyim? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Geçen o kadar sinir oldum ki ulan dedim bu tankı satacağım lan dedim. Yok mu satma özelliği bilmem ne. O kadar sinir olmuştum ki. Ve karşılığında bana altın yerine tabi bu gümüş veriyor. 7.5 altın nerede? Şimdi kolektif tank değil. Kolektif tank mavi oluyormuş. Yani mesela bu tank mavi görünüyor yazıları. Bunu satmaya kalkınca sana diyor 1000 altın geri veririz diyor. Ama premium tankta bu kolektif, bu maviler kolektif premium tank. Bu sade premium tank. Bu sarı olanlar, sarı renk yazanlar tabii ki de daha çok gümüş kazandırıyormuş. Öyle söylemişti geçen de bir arkadaşa sorduğumda. Haliyle durum bu. Artık alıp almamak size kalmış. Şimdi iki tane gameplay daha ekleyeceğim. Ben bunları yani o iki bir gameplay'de de az biraz daha hasar vermeye çalışmıştım. İyi bir maç yapmaya çalışmıştım. Onlar da sohbetsiz olacak. İyi hafta sonları dilerim. Çok da uzatmayalım. Keyifli seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.
isabet aldı. Her an bozulabilir.
Evet.